Melis. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne gülüyorsun Nur? Gizem hadi ilk sen. Bir cadıdan daha cadı nasıl olunur? Elma şovun çok şey düşünüyorum, acaba reenkarne diye bir olay gerçekten varsa önceki hayatında gerçekten cadı mıydı? Neden böyle bir kanıya hani vardı? Hani bu kadar ya kostümü bu kadar ne taşıyamaz ya, bu kadar bu ruhu yansıtamaz yani. Oradan. İçindeki bir cadı var demek ki. Yani. Ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Muhakkak. Ben de aynısını ben düşündüm. Ben de Funda'ya bir fön çektir gel cadı olmak istiyorum yani sen dedim ama fönü bile gerek olmadığını evet gördük. Evet. O bendim. Ben yorum yapmaya korkuyorum şu an ya. Yani o derece elma falan gelecek. Kafana o elma yersin. Versene hayatım. Kara büyülü. Ver. Kafamı. Evet. Ay ne istiyor senden? Yemin bilmiyorum alayım ki. Bari. Bana karşı garezleri var hepsinin. Neden? Bilmem. Elma olmasa da zehirler beni zaten o. Onu yeme sakın ha. Yok yok. Ha. Ay nasıl buldun? Konseptin ne? Cadılar Bayramı. Prenses hayatım. Konseptin emin şey futbol takımı. Kurban Bayramı'na gidiyorum elmalarımla. Cadılar Bayramı'na uygun buldum. Uğraşırız. Ama bu önemliydi tabii. Onun haricinde iyi gözüküyorsun, uyuyorsun konseptine de. Allah Allah. Sema niye öyle bakıyorsun? Benim artık diyecek bir şeyim yok gerçekten. Neden? Yani çok üzerime geliyorlar artık. Kim geliyor? Böyle uğraşacak halim yok diyeyim yani. Kim geliyor üzerine? Ekim yani herkes. Ay bismillah. Kız biz adını almadık. Çünkü ben artık size cevap vermediğim için. Ay, biz de hiç konuşmadık ki bugün seninle. Tamam işte bugün hiç konuşmadık. O yüzden bilerek konuşmuyorum zaten sizinle. Arkada yine cırcır cırcır konuşuyordun. Biz konuştuk da sen cevap vermedin. Öyle burada, mi oldu? Orada susuyor burada konuşuyor. Ay. Konuşuyordun ama. Sen başlatıyorsun, bizi dahil ediyorsun, konuşunca başlatılar diyorsun. Ne fenasın sen de ya. Seni ama sen de var ya bir meleksin. Yani sen. Ay ne fenasın sen de ya diyor. Ama orada konuşuyordu, burada konuşmuyor. Sen demin diyor. Ne dedin Sema'ya? Tam böyle tam araya bir şey dedin, ne dedin? En azından Sema gibi kendi takımını rezil etmiyor dedim. Ha. Gizem'e tam bir kaptan gibi dediniz ya. Hı hı. Ona. Ben çok senin yaptığın gibi yani geçen hafta. Ben de ondan gayet memnunum. Sen de öyle diyordun aynı takımdayken. Takım geçen bozulmasın diyordun ya Elif. Çok evet, üzüldüm sizden gibi. Keşke bozulmasaydı bizim grubumuz. Öyle mi dedi sonra? Tabii hepimiz ki aynı şeyi söyledik. Bunu özellikle Gizem söyledi grubumuzu evet, kapatmayalım hala diye. Hala aynısını söylüyorum. Ben de aynısını söylüyorum. Tamam işte hiç o zaman. Hiç problem yok. Ama burada tam tersini söylüyorum. Ama benim şu andaki takım kaptanıma laf atamazsınız. Kusura bakmayın savunacağım tabii sen ki. Sen ayın eski kaptanlığını sorguluyorsun. Kimse yeni kaptana laf atmıyor. Nasıl atmadı? Biraz önce attı işte. Rezil ettiği için doğruları söyle. Tamam sen de geçen hafta rezil ettin diyorum yani. O zaman ne var bunda? Kötü ne bir şey mi? Ne konuda rezil ettim? Az puan alarak. Neyse onlar da olmuyor. Az puan alınca. Ilgili bir konu yok. Sen de biraz önce aynı şeyi söylemiştin Sema'ya. Bak rezil olunmuyor. Şu anda aynı şeyden bahsedeceğim Sema, bak ben az puan aldım ama Sema kendi verdiği kıyafetlerle orada arkadaşını küçük duruma düşürdü. Anladın mı? Arada kocaman bir fark var. Yani sen benden daha büyüksün. Azıcık yaşın ya, gibi davran ya. Bunun büyüklükle ne alakası var? Azıcık yaşın gibi davran. Bunun sürekli bir laf atıyorsun son zamanlarda. Anlamadım seni bir. Çok kıskanıyorum seni. Aranızda 23 yaş var sizin değil mi? 23. Doğru bilirdin bayağı. Zaten ondan 3 yaş küçük oğlum işte. Bu arada burada en çok anlaştığım, en sevdiğim kişi yani. Abarttın. Sevmeye nasıl oluyor acaba? Sevmeye aynen öyle. Düşünmek bile istemiyorum. O elma hemen verirsin. Bazılarınızın gerçekten bu arkada çünkü bize geliyor yani ne olduğu. Sabah çünkü 2 saat falan bekliyoruz ya sizi.
hazırlanmanızı, kavgalarınızı, işte serumlarınızı falan, hasta olanlara geçmiş olsun ama o bile size engel olmuyor mesela. Serum yerken aynı anda nasıl kavga edebiliyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz? Çok enteresan. Bazı efor, yani bu eforu kıyafetlerinize verseniz, yaratıcılığa verseniz, birazcık daha burada iyi olmaya verseniz çok daha iyi olur. Siz çok zaman kaybediyorsunuz böyle ya, sürekli birbirinizi yiyerek. Bir de aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp tekrarlıyorlar. Ama sürekli daha 8. gün, kaçıncı gün? 8. gün mü? Bence de. Keşke bu şekilde yani yazık ya. Çok yazık yani. Konuşuldu. Siz taşıdığınız için taşıyorum. Senin ekibindekiler laf atmasa ben laf atmıyorum ki. Bir tanecik botu zaten 100 kere Allah'ın her günü ortaya çıkaran sensin. Bu lafı demeye hakkın yok senin bence. Neyi çıkartıyorum? Çok alakasız konuşuyorsunuz. Neyi bugün Elif ve Senyal. O kadar alakasız konuşuyorsunuz ki yorum yaparken tam tersini söylüyorsunuz. Sen çok dolu konuşuyorsun. Yorum yaptığınız şeyin tam tersini söylüyorsunuz. Onun yorumunu yapıyorum ya. Azıcık mantıklı konuşun. O zaman benim kaptanıma şu anda laf atma lütfen. Bir daha konuyu kıvırma. Ben şu anda onu demiyorum. Öyleyim, kusura bakmayın. Ekibimi her zaman korurum. Biz bir grubuz. Kabul et. Grup şurup. Melis'cim gel sen bence ortaya. Haftaya başka takımda İstemeyiz canım senden şu halde. İstemeyiz yani. Ver bana bir tane ben deneyeceğim. Ay Emre vardı kaderime. Bir kırmızı. Onlar yere düştü sakın yemeyin. Yıkattırırım. Bu iyi mi bu? Sil hayatım al şuradan bir pek dur bakayım. Ay yeme hemen. Yemeyeceğim de. Düştü. Ben istemiyorum. Emre çok seviyorum hayatım. Da. Teşekkür ederim. Sonra yerim. Alerjim var mı? Bir şeyim olursa Melis, seni soracağım. Ay. Hadi bana çabalıklar. Tatlı cadı. Hakikaten yakıştı konsept sana. Yani şey bu cadı bayramı güzel taşıdın. Evet böyle bir kostümle bir cadı bayramında gidebilirsin. Biraz daha böyle... O onun normal brunch'a gittiği bir kostümmüş. Brunch, cadı brunch'ı. Biraz daha böyle bir şey efor ederseydin kostümle beraber. Sadece elmaları değil de. Yani sanki hazır aldın kıyafetini üstünde yapıştırdın. Yani senin katkısı biraz daha fazla olmalıydı düşünüyorum. Hazır bir kostüm olduğu için. Ama tatlı görünüyorsun, tatlı cadı. Bir süpürge ister miydin hayatım elinde şöyle? Ay çok güzel olurdu. Saygı falan musun? Şurada bir. Çok güzel olurdu. Artık böyle ben, şovlar bekliyoruz evet, sizden. Evet. Yani gizem çok artık. Güzel olurdu. Şuradan ben de dün gece hazırladım her şeyi bu arada o bir yüzden. Bir süpürge bulamadın mı? Efendim? Süpürge bulamadın aklıma mı? Gelmedi. Aklıma gelmedi. Yalan söylemeyeceğim. Hiç bahane falan uydurmayacağım hem, hem elma hem süpürge olmaz. Çünkü zaten yerde. Çok ağır. Elma sepeti o kadar ağır ki elimde büyük ben süpürgeyi tutamazdım bile. Hem de o şapka bence de. Kız sana süpürge... Sanayi tipi şey süpürgesi al geldi mi? Dikme çalış süpürgesi alacaktın eline. Karaş falan. Binip gezerdim burada. Süpürge. Evet Aslı. Hoş geldin. Yani bana çok efor sarf etmemiş gelmedin en azından. Şöyle o şapkan evet o siyah kısmından okuyayım ama... Üzerindeki kıyafetinin rengine, o kırmızı tonun uymasına rağmen beni bir sebepten dolayı rahatsız ediyor. Nedenini çözemiyorum. Çünkü oyuncakçıdan almış gibi duruyor. Değil mi? Yani o benim, yani bu kıyafetin şapkası o olmamalı gibi geliyor benim gözüme. Ama onun dışında kötü gözükmüyorsun. Saçın, makyajın da gayet cadı makyajımı da kendim yaptım. Neyi? Efendim? Makyajımı kendim yaptım. Kendin yaptın. Evet. Bence bundan sonra hep kendin yap. Yani içindeki ruhu yansıtmış demek ki. İlk bak, günden beri makyajımı hep kendim yapıyorum. Hepimiz tatlı cadıyız ya. Şey. Değil mi? Hepimiz bir cadılık var içinde. Ben sizden sen gibi değilim ya. Sen beni bile evde gör İman. Şimdi. Bitti mi Aslan? Bitti hayat. Pamuk Prenses'in üvey annesi misin sen? Herhalde öyleyim. Yani elmalı cadı bir tek cadıyım o var. Cadıyım direkt. Yani elmalı cadı o var bir tek. Şimdi buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Cadı dediğin şey bana zaten böyle hani hep şey gibi geliyor. Böyle iddialı kıyafetler ondan sonra ama çirkin yaşlı. Şimdi senin kafandaki o huni yılbaşı. Ha kötü değil mi? Bak evet bu bence. Şapkanın o siyah kısmı çok güzel. O kırmızının da siyah olması gerekirdi. Sen buraya kırmızıyı sokmaya hakkın yok. Bu Aslı'nın kıyafetine olabilecek bir şey. Sana olmaz. Onun dışında iyi duruyorsun.
biraz daha aksesuarla güçlendirmen gerekirdi bence. Boynuma böyle boynum. Bir tasma takabilirdin, koluna taş, tuş bir şeyler ekleyebilirdin. Ama bence takımında Sema ile sen güçlü duran. En güçlü duransınız. Teşekkür ederim. Evet, bence de. Beş puan. Asla. Benden altı. Teşekkür ederim. Ben daha yüksek veriyorum sana. Yedi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Lise zamanından beri liseyi bırakma nedenim kız meslekteydim. Kız meslekteki tüm kızların hepsi toplanırdı beni üst katta. Tüm okul hepsi sıkıştırırdı. Tüm okulun hepsi. Başka bir okula giderdim. Başka bir okulda aynısı olurdu. Tüm okuldaki herkes böyle hani kızlar. Mesela kız meslekte anlıyorum. Şimdi biraz cringe bir muhabbet olacak ama kız meslekte 2-3 tane erkek vardı. Onların bir tanesi benden hoşlanıyor diye o erkeklerden hoşlanan diğer tüm kızlar kız meslekteki hepsi bana düşman mesela gibi. Yani farklılığımla birlikte girdiğim tüm ortamlarda hep bu şekilde bir dışlanma. Dışlanma da değil bu aslında çünkü ben kendi kendime de yetiyorum. Ama böyle hep bir farklılığımdan dolayı o algıların dışına koydular beni. Hep böyle bir sevmediler, hep böyle bir nefret ettiler, hep böyle bir kuyumu kazdılar, hep böyle bir kulis yaptılar. Aynı örnekteki gibi mesela. Yine üzerime oynanıyor. Çok cringe bir konudan da üzerime oynanıyor. Ya, eyvallah. Eyvallah. Nur, hadi gidiyorum. Hadi. Oyna orada. Oyna orada. Muhatap olmuyorum seninle. Oyna. 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 Ay inanılmaz iyi ya. Kameramancı beyefendi. Az önce içeride hazırlığım bitti dedim ki asla aklıma böyle bir şey gelmedi. İçeride bütün kameraman arkadaşlar tam zannediyorum. Kızlar ben hazırlandım çıkayım bir bakayım sizi kendine kamera buldu mu dedim. Yemin ediyorum ki şok oldum. Ne anlattı yine? Ne anlatabilir ki yani? Oyna falan filan. Gerçekten sevgili izleyenler ben sizden özür diliyorum siz adına. Gerçekten tamam şov yapalım ama bu kadarını da bu kadar basitini de yapmayalım ya. Öpüyorum sizi. Hislerimde de yanılmamış. Oyna dedi gitti bir de bana. Valla. İşte anladın mı? Kalkıp hani böyle davranıp bu ilk benim onu tartışmam değil. Böyle davranıp. Size yemin ediyorum dışarıya çıktım. Asla aklımın ucundan geçmez. Köşede kameramanı sıkıştı. İşte. Kim dedi az önce? Al, al ben işte. Dedim gittim ya. Aşkım ya. Biz bunu daha önce yaşadık zaten. Anlatıyor. Gittim dedim ki inanmıyorum yaptı. Benim yani. Sesimi duydu. Koşa koşa kaçtı. Oyna 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 yaptı. Böyle koştu kaçtı. Vallahi gibi. İzleyiciler o kadar akıllı ki kanka. Sana bana bırakmazlar zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Asla aklımın ucundan geçmedi. Ben dışarıya çıkmak için bahane ürettim kendimi. Bir baktım kamera almış konuşuyor bir şeyler anlatıyor yine. Ne anlattığını çok merak keşke aldığı puanlarla ilgili insan konuşursaydı. Tabii ki keşke tarzıyla ilgili konuşursaydı. Karakteriyle ilgili konuşuyor. Teriyle ilgili konuşuluyor. İnanabiliyor musunuz? Teriyle ilgili konuşuluyor şu an Sisi. Ya ben bir ben kızın, bir daha genç kızın, var mı bu şeyler? Ben bir genç kızın teriyle ilgili konuşuluyor olması şu anda kameralar önünde bir de ben aklım almıyor yani. Aklım almıyor. Hayır bir de dünkü konu kapanmış mi? Konuyu burada açması. Kendisi açıyor evet, işte. Evet kendisi açtı İnsan bir de. İnsan kendini rencide yani edecek bir yani. Konuyu ben açmamalı asla. Ya. İnsan açmamalı. Bir de burada parfüm falan sıkıyor. Daha da kötü yani. Gereksiz bir... Funda'nın bu arada gerçekten parfüm sıkmak ter kokusunu önlemez arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Deodorant. Deodorant kullanmamız gerekiyor gerçekten. Yani tabii ki öyle. Duş almayı da insanlara hatırlatmayalım aşkım yani. Bir eğitim verelim mi? Bir verelim. Arkadaşlar ter kokmamanız için duş almanız gerekiyor. Yani, tabii bunu siz bence önce bunu seyircilere söylemek hakaret olur. Aşkım. Bence duş almayı zaten hatırlatmaya gerek yok. Deodorant kullanmayı unutmayın. Parfüm yerine. Parfüm yerine. Ten kokusu güzel bir şey değil. Deodorant sıkman gerekiyor sadece. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz ilk geldiğimiz zamanlarda
Hatırlıyorsun ilk geldiğiniz günden itibaren sesinin inanılmaz ter koktuğunu herkesten duydum ben. Evet herkes söyledi. Herkes konuştu. Bu kötü bir şey değil bak olabilir. Evet. Hani farkında olmayabilir. Hatta ben dedim ki ben dedim söylerim sıkıntı yok dedim. Kızlar ki biz söyleyemeyiz işte kavga eder falan. Söylerim problem yok. Yani. Ben dedim onun iyiliği için gidip bunu söylerim. Hatta Aslan Hanım'a da orada dediğinde Aslan ne var ki bunda dedi iyi bir şey yapmış sana söylemiş. Doğru. Aynen. Bu ben de olsam ben her zaman söylüyorum. Benimle ilgili bir şey varsa bana gelin söyleyin ki. Aynen. Arkamdan insanlar kötü konuşmasın. Evet abi bak, yani. Kötü bir şey böyle değil olması bu. Gerek. Sakın söylediğimi yanlış anlamayın. Doğru bulmadığım bir konu. Hatırlıyor musunuz çekimlere ilk geldiğimiz gün, hepimiz kuliste ilk karşılaştığımız gün hatırlıyor musunuz? Sen, Gizem, Sisi gelmiştiniz. Evet. Böyle sizin kulisiniz bile ayrıydı. Böyle siz ayrı bir takımdınız. Biz böyle hayır, ayrı hayır, bir hemen cevap ver. O niyeydi? Yok, o niyeydi biliyor musun? Kalabalıktınız, yer yoktu. Eşyalarımı koyabileceğim aşkım, yer yoktu. Yok ya. Bak biz öyle bak, tek düşünen gün, ben değildim ama. Sema biz özel oda istemedik. Şu an biz istemedik bu arada. Öyle bir diyorlar. Prenses Müriye dedi ki yer yoktu ya. Ben dedim ki ben hepinizi tanıyorum. Ben onun lafını sokmaz mıyım? Yok yani öyle bir dünya yok. Şimdi böyle olması da hoş. Öyle düşünmen haklısın. Hani birbirinizi destekleyerek buraya gelip de burada bir anda bir şey söyleyeceğim. Öyle gibi gözüküyordu yani. Bir şey söyleyeceğim. Dediğinde öyle anlamakta haklısın bilmediğin için. Ben onu eğer desteklemiyor olsaydım o kadar kötü puan aldığında ben Sisi takımımı almazdım o zaman. Haksız mıyım? En çok arkasında kim durdu? Sen ne dedin o zaman? Gizem olmadan dedin ola mümkün değil. Yapmış dedin. Ya beni çok anladın şaşırtıyor. Mı? Ben daha ona bir karakter oturtamadım. Hani İyi, ben o zaman arkasında tanıdım. Durmazdım derim yani. Derim ki hani evet Gizem bunu söyleyebilir. Gizem bunu yapabilir diyebilirim ama Sisi'ye evet oturtamıyorum. Yani dün ya, benim bana bağırırken ertesi gün ne bileyim bana bir tost anlayamadım nedenini. Gizem hepimizi geçer şöyle böyle yapması. Çünkü biz niye biliyor musun? Yan cebimde kalsın yarın bir gün belki takım kurar diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Sizi bizim takımdayken ben Gizem'i uyardım. Dedim ki bak Gizem sana yapışıyor. Yemek yiyor Gizemcim Gizemcim. O kim sen sana da söyledim onu hatırlıyorsun. Dedim ki Aslı ben kaçmıyor muydum? Yapışıyor. Evet, Buse Gizem'in takımından kendini aldırmak için elinden geleni yapacak. Gelin Gizem onu seçti. Direkt. Bir daha da ben bu yarışmadan gidene kadar eğer birinci olursam asla takımımda yeri yok. Allah. Allah kim geliyor? Bu kadar. Kim geliyor? Allah'ım benim ne suçum vardı ben bu kızlarla bir araya geldim. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Ben nasıl akılsız bir insanım? Bilmiyor musun ortamı? Bilmiyor musun? Bilmiyor musun Rüya? Ne oluyor sen? Ne be buradasın bakayım kızım? Ben gidiyorum çekime. Ne buradasın? Hocam ne oldu? 9 kişi bir oldu üstüme geliyorlar. Yeter. Yeter. Ben niye geliyorlar? Niye kızım? Yani biriktim artık ben insanım hocam. Benim bir saygım var, benim bir hayatım var, benim peki, bir hayallerim var. Peki ne oldu? Var. Sebep ne? Sebebi az. Oturduğum semtten dolayı dışlanıyorum. Maddi durumumdan dolayı dışlanıyorum. Kadar çirkin konuşmalar bunlar ya. Terlediğim için dışlanıyorum. Bunlar için dışlanıyorum. Bunların kuliste muhabbetleri geçiyor. Buraya geliyorum, burada açtığım zaman bu konuları yapan kişiler haklı bulunuyor. Arkada tekrar konusu açıldığında siz kızlarınla hepsi nasıl buna evet dediniz? Tamam o zaman gerçekten bu böyle dediğimde hepsi aynı anda üzerime geliyor. Orada kendimi ifade edemiyorum. Dışarıya çıkıyorum. Burada kamera çekiyor. Burada kendimi ifade edeceğim. Burada geliyorlar. Araya giriyorlar. Yani şu an ben gerçekten tek başımayım ve günlerdir bu böyle. Bu sefer su yüzüne çıkmaya başladı artık. Ama kızım ben ilk defa böyle görüyorum. Daha evvel geldiğimde hocam, sen orada gene lafını söyleyen. Şey bir kızın daha evvelden bunu hissettirsene. Hocam ben çok hırslı bir insanım. Gerçekten çok hırslı bir insanım. Hırsımın kölesi de olmam. Ama hayallerim için son nefesime kadar ne geliyorsa da yaparım. Ama böyle bir şey değil hocam. Böyle bir şey değil. Şimdi bak hırs çok tehlikeli bir şeydir. Sen ona azimli diyeceksin. Azimli. Azimli hırs çok... Kötülük de yaptırabilir hırsınız etrafına. Ama hocam benim hayalime giden yol da böyle bir yol değil. Değil. Azimli böyle bir şey değil. Böyle yürü, gidiyoruz. Değil. Ben onlarla konuşacağım. Değil yürü. Hocam. Değil. Yürü. Vallahi değil. Gelin içeri. Nur içeri gir. Gördüm zaten. Geç. Geç. Gel şuradan. Gel şurada. Ne oluyor bu odada ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya
Çok heyecanlıyorduk. Kendinizi izlemeyin. Ben size kendinizi öyle bir izlettireceğim ki şimdi. Dün ne konuştum sizle burada gelip özel olarak fısır fısır ne konuştum? Ne kadar ayıp şeyler. Yakışıyor mu sizlere ya? Kızcağızı bu sokakta buldum yalnız. At, o, tamamen %100 onu da hak vermiyorum. Ama burada siz hatalısınız. Kim cesaretle biz hatalıyız diyebilecek? Ben bir şey söyleyeceğim hocam. Diyemeyiz çünkü değiliz hocam ama. Ben gerçekten bir şey söyleyeyim. Bakın çocuklar, konuştuğunuz konuları öğrendim. Nefret ederim bu tip konulardan. Bir genç kızla bu tip konular herkesin içinde konuşulmaz. Alırsın bir kenara çekersin, problemi varsa. Özür dilerim sevgili seyirciler. Sokakta buldum onu. Üzülmüş, acitasyon. Ağlamış. Ha, bunun acitasyonu yok. Zaten bu, öyle oldu. Hayır. Karıştırdı hocam. Bağır çağırdı. Ben hocam, hocam zaten da söylenmiş bir zaten. Bir dakika efendim, size de bir merhaba ben deyip sonra size de soracağım. Size de soracağım sevgili seyircilerimiz. Kim haklı kim haksız diye. Evet. Sevgili seyircilerimiz. Yaptırmayın. Sitelikon programı var. Yok, gençler. Hanımefendiler. Kaşımıyorlar. Ben yalnız şu ana kadar çok fazla kaşımadım. Kaşıdığım zaman herhalde buraya bir daha gelmezsiniz. Oraya mesaj veriyorum. Siz ikiniz burada bır bır hala konuşuyorsunuz. Nur Hanım, Funda Hanım. Pardon efendim. Hanımefendiler, beyefendiler, gençler. Sitelikonu programına hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şimdi sevgili seyirciler, siz dünkü programda da seyretmişsinizdir. Benim burada tek rahatsız olduğum bir konu var. Veya iki tane bir konu ki ben yaşantım boyunca hiç kimseyle böyle bir konuya girmedim. Aa, arkadaşlarım var mıydı? Vardı. Bir kenara çekerim. Bunun çaresi nedir? Onu söylerim. Bir insana herkesin içinde rencide etmedim. Edemezsiniz. Hocam onu biz yapmadık ki ama. Gizemleksin arasındaki problem biz neden suçlanıyoruz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu söylüyorsunuz. Seyircilerimiz seyrediyor bizi. 80 milyon seyrediyor şu anda. Onu Gizem tek tek ben söyledim hocam. Bizlerle bunu podyumda açan kendisi, kimse bunu insanların içinde söylemedi. Benim sen bana kelime söyledin. Kuliste bunun olduğunu biliyorum. Hocam, ben konuşmadım bile. Kuliste kim söyledi laf? Beni bir özel hayatından vurdu. Ben de dedim ki ben seni buradan vuruyor muyum? Sen de böylesin o zaman dedim. Hocam Gizem dedi. Aynı bu şekilde cevap verdim. Şenol Bey'de video var hocam. Benim hiçbir şey anlatmam gerek yok. Onun oyunculuğuna gücüm yetmez. Ben size söyleyeyim. Onun oyunculuğuna benim gücüm yetmez. Hocam ben size nereden baktım? Dolar söyleyeyim. Orada siz de yoktunuz. Ben vardım Aslı'yla. Dün çekim bitti. Gizem rahatsız oldu. Sesin hareketlerinden. Burası kesitten çıktı. Şu an konuşan yaptı. Kız benim geçenlerde kafama geldi, vuran ve ona neden tepki vermek için vurduğum kız hocam dedi yani. Dedi ki, geldi böyle yaptı. Dedi ki Sisi dedi, lütfen dedi. Ben senin hareketlerinden hoşlanmıyorum. Gereksiz dedi, podyumda da dışarıda da ben de gereksiz muhatap olma, mesafemizi koruyalım dedi. Dedi ki tamam kardeşim, canı sağ olsun dedi. Bunda da yanımda gülümsüyor. Hanımefendi gibi böyle, evet, yüzü düştü hanımefendi gibi. Dedi ki tamam Gizem, nasıl istersen, sen bunu istiyorsan vardır bir sebebi dedi. Hanım çünkü hiçbir şey demedi Allah için. Çıktı gitti. Aynen. Buradayız, sonra bir şey oldu. Gizem ona bir laf söyledi. Samimiyetsizsin dedi. Sen benimle muhatap samimiyetsizsin olma dedi. Bam diye çıktı. Aynen. Hayır, aile konuşuyordu dün. Ben anlatayım aşkım. Dedim, aşkım. Burada aile konuşuyordu. Ben de dedim ki Sisi lütfen araya girme şu anda. Biz takımımız içinde problemimizi çözelim dedim. O da sen benimle muhatap olma yaptı. Sonra kameraya döndü. Beni kıskanıyor dedi. Olay buradan açıldı. Bu seni söylüyor. Bu bana söyledi bu arada senin için. Aynen. Söyledi samimiyetsizsin yani, dedikten sonra ben dedim ki beni samimiyetsiz bulan insan mı bunu söylüyor? Hatta daha demin şurada da şöyle bir konu geçti. 2,5 senelik sevgilim diye. Geliyor kuliste çocuğun konusunu açıyor. Sakın benim sevgili olduğumu söylemeyin diyor. Sonra kameranın önünde arkadaşıyla sevgiliydi diye sana mı söyledim? Aslı o kadar yakınımsın ki ben böyle bir şey konusunu geçiyorum. Bu konudan bana yürürsen yapamam bile haberi var bu konudan. Seninle tartışırım. Burkun hocanın yanında bunu yapmak istemiyorum. Sen de kaşınıyorsun şu anda. Hocam, dehşet içinde izliyorum. Hep bunu yapıyor. Dehşet içinde izliyorum. Haklıyken haksız hale düşüyorsun çocuğum. Hocam çünkü sen, hepsi... Onlar sır, bazı şeyler sırdır aranızda. Hocam Aslıhan Hanım bile konuyu açtı podyumda, dedim ki Aslıhan Hanım lütfen dedim yani. Bir şey söyleyebilir miyim hocam?
Peki bu kuliste konuşulan şeyleri Gizem'in, pardon Sisi'nin biz yarışmadayken bu konuyu ben ter kokuyorum konusunu açması normal mi sizde? Kuliste hepinizin içinde açıyor ve ben böyle bir şeyin olduğunu inanmadım. Herkes şikayet ettiği bir konu olduğu için ben seni insan gibi uyardım. Söylediklerini ve düşündüklerini söylüyorum. Evet okey terlerim ama ben hep ter kokmam. Düzenli parfümümü sıkarım, düzenli pudralarımı kullanırım, düzenli kremlerimi kullanırım. Hocam tekrar arkadaşlara sorar mısınız? Bunu bu şekilde abartmaları hiç hoş değil. Ben özel tuvalette yaptım, uyardım. Yakın arkadaş oldu şimdi zaten o uyardı. Bunu bir kere bu podyumda konuşulduğunu ben biliyorum. Kuliste evet. Pardon. Fakat bir kelime bile açmadım çocuklar. Evet. Bazı şey var ki açılmaz. Sen bunu gidiyorsun. O da hata. Niye açıyorsun orada bir kere hocam, daha hocam çünkü konuyu? Böyle bir şey gerçek değil. Ama bu orada sana söylememiş. Ya gerçek olsun olmasın hiç önemli değil. Lütfen birbirinize bir zaten böyle. Okey terleriz. Okey de ben sürekli ter kokan biri değilim. Güzel kokan beni uyardığınız yani. Gibi cevap verin çok ama rica ediyorum. Saygılı hocam. Gerçekten tonu böyle değil. Burada az önce kuliste de tartışıp çıkma konusu da bu değil. Sisi gerçekten ekranda bile jüri çok farklı bir insanmış gibi algılıyorlar Sisi'yi. Çok böyle mütevazı. İnsan da göreyim. Çok akıllı, aklı göreyim. Başında bir insan zannediyorlar. İnsan da göreyim. Sisi, İnsanla o podyumdan göreyim. Çıkıp şuraya geldiğimizde ve burada da kameralar kapandığında bize davranış, biçime, kimle hak ediyorsa. Asla ve asla kimsenin yapmaması kimle hak ediyorsa. Ben alışkınım. Sadece ben burada bu durumu yaşamıyorum. Ben alışkınım. Ben alışkınım. Sadece burada bu durumu yaşamıyorum. Sisi çok ondan dolayı hiç sorun değil. Sorun değil. Sisi. Bir dakika duydun mu? Fark ettin mi? Onun için söylemiyorum aşkım. Artık yapacak hiçbir şey yok. Ne diyorsunuz? Hocam ben kariyerimde ilerleyen bir genç kızım ve şu an bu ama konuyla gündem olacağım mesela. Siz yanlış ilerliyorsun. Kızım gündem olacağım diyorsun güzel kızım. Senin kadar. Niye orada açıyorsun evet. Dün gene? Hocam bir şey evet, söyleyebilirim. Onun kadar güzel yürüyebilirsem o podyumda bir gün eğer ağzımdan o soğuk bir cümlesi çıkmaz. Ne diyeceğini iyice düşün gel dedi. Çünkü benim hızıma yetişemeyeceksin dedi. Seni böyle şey yapacağım falan. Ama böyle yani. Bu şekilde. Kim? Ne diyor ne dedi? Anladım. Sevgili ya. Seyirciler ben neredeyim? Yani olacak iş değil bu hocam bir şey söyleyebilir miyim? Melis burada benim gözümde en sessiz, sakin, en hanımefendi kızdır. En hanımefendi. O bile Sisi gittikten sonra şuna dikkat etmiş. Diyor ki Sisi hangi kameranın onu çektiğini çok iyi biliyor ve sürekli evet. Oraya zınt 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 gözlem yeteneğim çok yüksek. Şimdi bak bu normal. Normal bağırma mı? Çağırmayı i̇şte demiyorum. İşte bağırıyor çağırıyor. Normal sürüyor, tabii ki. Ayda buradan önümüzden geçerken manken gibi yürüdü. Normal bu. Konuşurken hocam çünkü böyle ekrandasınız. Size bakış sağlarım. Sizinle konuşurum ya. Sisi böyle, ben karşısındayım. Direkt. Yok, burada, bütün hareket orada. Orada bile ekrana bakıyor anda. Nasıl evet. Duruyorum diye. Ama benimle tartışıyor mesela. Senin neden tartıştığın kişinin gözlerinin içine bakmaya değmez yani o zaman. Demek çünkü bakınca tartışmaya yüzün yok. Çocuklar, bunu devam ettireceğim. Hakikaten başımı şişirdiniz ve çok bana çok ters konular. Benim yaşantıma, benim altyapıma. Çok ters konuşmalar. Birbirinize bunları söyleyemezsiniz. Siz pırpır genç kızlarsınız. Neyse gideyim geleyim. Siz de giyinmiş olun bu arada. Sonra tekrar konuşuruz bazı sebepler ama çocuklar lütfen benim yanımda bu. Ok ok bilmem ne o bilmem ne o onun bilmem. Ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Efendim şimdi bir provayı alayım onları birazcık havada dağılsın. Sonrasında da ben bir gideyim onlar da giyinsin. Bugün şapkaydı galiba hatırladığım evet, kadarıyla. Evet. Çok zordur aslında şapka şıklığı. Çok zordur.